Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda Tuttur'dan 35 TL hediye. Hemen üye ol, yap bir kupon, krallar gibi tuttur. Şimdi Hüseyin Göçe'yi anlatıyor Erman Toroğlu. Konyaspor Galatasaray maçında efendim işte Halis çağırmadı da penaltıydı da. Sen o zamana kadar Erman abi Fenerbahçe Antep maçına gideceksin. 10-11 senesindeki. 3 tane penaltıyı niye vermedi? Senin o günkü yazına gidip bakacağız. Erman Toroğlu. MHK Başkanı arkadaşın Yusuf Namoğlu iken iyi. MHK Başkanı arkadaşın Yusuf Namoğlu iken kötü. Onu da yemem ben. Ben onu da yemem. O yüzden Erman Toroğlu'nun Ahmet Çakar'ın arkadaşları olmayan, düşmanlıkları veya dostlukları olmayan yabancı bir tane MHK Başkanı getireceğiz. Hakemlerimizi de yabancı yapacağız. Abi istiyorsanız bu, o zaman istemiyoruz. Gelelim ikinci bölüme. Burada ayıracağımız bir bölüm var. Bu İbrahim Akdağ Erzurum Spor maçında Babel böyle hafif elini omuzuna koydu diye yere bıraktı kendini. Falka. Bir dakika yok. Önce Babel pozisyonu. Önce Babel. Döndü Babel pozisyonu. Golle sonuçlandı. Faulden gol yedik dediler. Sonra Falcao'ya Hasan. Stoper Hasan. Aa dedi. Falcao öyle sert falan vurmamıştı. Şimdi bak biz bir taraf tutmalıyız. Bu konuda taraf olmalıyız. Biz İbrahim Akdağların, Hasanların, Ömer Bayramların, Serdar Azizlerin, Adem Büyüklerin tarafında mı olacağız? Abdülkadir Ömürlerin tarafında mı olacağız? DeAndre Yedlin'lerin tarafında mı olacağız? Yoksa sürekli ayakta kalmaya çalışan Mustafa Muhammedlerin, efendim, Samatta'ların, Joseph'lerin, bunların tarafında mı olacağız? Abi şu o baba Adem Büyük Malatya maçındaki seslerini ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Uzak taç çizgisinden bağırıyor. Uzak taç çizgisinden bağırıyor. Bizim kulaklarımız burada ne oldu? Adama bir şey oldu herhalde diyorum ya. Gitti diyorsun değil mi? O dönemeyecek herhalde. Lan bu ağayı uyu bırakın ya. Ya Türkiye'de bunlardan 10 tane var bak. 10 tane futbolcu var böyle. Bir de Ankara Gücü'nde de Geraldo var. Böyle Geraldo'yu gördüm. Sürekli yerde baba. De gülüyor ondan sonra. Var mı acaba yediremedi. Etobo bile en sonunda güldü ya. Yeter dedi ya. Kızdı çocuk ya. Kızdı adam yani. Etobo gibi sakin adam kızdı ya. Arkadaşlar biz Abdülkadir Ömürlerin, DeAndre Yedlinlerin, Ömer Bayramların, Adem Büyüklerin, Serdar Azizlerin, İbrahim Akdağların, Hasanların tarafı mıyız? Sürekli ayakta olanların tarafı mıyız? Abi zaten sürekli ayakta olanın tarafı olmak zorundayız. Bu kadar basit ya. Rakibi attırmak, attırmaya oynamak. Bu maç için söylemiyorum. Yani burada dirseği kafa attı bir şey değil yani çocuk. Yok. Yani. Ama geneldeki bu tavırdan artık vazgeçmemiz lazım. Abi şu maçları seyredin. Ahları, uhları, dört taklaları filan. Ayıp ya. Bu da kulak öyle, abi. Öyle. Yani Müslümansanız kulak abi. Bu kulak değil mi? Mutlaka evet. Hristiyanlıkta da vardır. Benzer ya, bir şey. Şimdi o zaman da ayıp denen bir şey var abi. Rakibinin hakkı değil mi bu yani? Ayakta ben kalmayan futbolcuyla zaten hiçbir şey, bir adım ileriye gidemeyiz. Zaten seyircisiz ortam oldu ya şimdi. Futbolcular aldıkları darbeleri hakem vara gitsin diye daha da sükseli yapmaya başladılar. Bağırışlarla çağırışlarla beraber. Bu var yani. Vah! Yuu! Ulan yeter be. Yeter be kardeşim ya. Üçüncü nokta. Ya Ümit Davala'nın bana faydasını söyleyin abi. Yani her problemli maçta sarı kart veya kırmızı kart görmek dışında bana faydasını söyleyin. Ya tabii şimdi teknik direktörü... Yani mesela Hakan Balta, Necati Ateş, Levent Şahin. Ya bunlar yeterince Galatasaraylı değil mi? Demek ki değil abi.
Çünkü bunlar o kadar itiraz etmiyorlar. Bunlar hiç sarı kart görmüyor. Mesela ben hiç Aksın Altan'ın sarı kart gördüğünü görmedim. Yok. Şeyini de görmedim. Necati Ateş'i de görmedim. Levent Hoca'yı da görmedim. Ya bunlar Galatasaraylı değil. Ümit mi Galatasaraylı? Artık nasıl itiraz ediyorsa ben de görmedim yani şey. Abi bak ne bunların hiçbirisini görmedim. Ya Levent Hoca, Fatih Hoca tribündeyken Levent Hoca yönetiyor takımı. Öyle mi abi? Ya bir kere adam sarı kart görmedi. Bir kere hakem yanına gitmedi. Şey, Hakan Balta hakeza. Ya babacığım senin bütün numaran, yani Hasan Şaş'ın boşluğunu sen mi dolduruyorsun abi? Ne yapıyorsun yani? Bütün numaran şey midir yani? Bir itiraz şeyi var. İsyan hali var Ümit Davala'da. Öyle söylerim. Yani. Abi olmaz ama ya. O zaman senin abi bir yani katkın ne? Türk futboluna katkın ne? Bana bunu söyle yani. Boş ver Türk futbolu. Kendine katkın ne? Yarın sen bu Galatasaray'dan ayrıldığında hoca artık sen git dediğinde ki dedi. Dedi almaz yaptın. Hasan'la beraber sizin ikinizi birden gönderdi. Hasan aldı. Gitti. Sen almaz yaptın kaldın. Şimdi yarın gittiğinde sana bunun ne faydası var? Ya bunları bırakalım abi. Yani kraldan çok kralcı olmaların, ön plana çıkmaya çalışmaların falan bir manası yok. Kendine de faydası yok, kulübe de yok. Evet Batuhan'cığım, benim söyleyeceklerim bunlar. Abi Sivas maçını biraz da konuşalım istiyorsanız. Yani bu 3 puan çok kritik. Sivas maçının hakemi çok önemli. Mustafa'nın olmaması herhalde daha da kritik bir de Galatasaray'ın. Şimdi Sivas maçında hakem kim abi? Omuz masajına mı gelecek? Ya bunlar çok bağırdı. Bunlar bak. Bunları filan üzmeyelim mi diyecek? Öyle mi gelecek? Galatasaray omuz masajına geliyorsa yazık oldu Sivas'a. Ben sana söyleyeyim yani. Galatasaray omuz masajına geliyorsa Sivas'a yazık oldu. Hakem kim abi? Ben şimdi bu maçı hakemsiz değerlendiremem. İki. Madem sırf hakemle yenildi, o zaman aynı kadroyla çıksın. Mustafa Muhammed hariç. Hadi bakalım görelim aynı kadroyla çıksın. En az 5 futbolcu olmaz. Yani en az 5 futbolcu olmayacak. DeAndre Edwin olmayacak 1. Etobo olmayacak 2. Arda olmayacak 3. Bence şey de olmayacak. Getson da olmayacak. Bir de bu Belanda'ya ne oldu abi? Sen o yani sırf sözleşmelerden dolayı mı oynamıyor acaba? O yüzden mi oynuyor? Şey bilmiyoruz. Yani sordum ya ben hani Taylan'ın Talyon'un oynayamaması sebebiyle Belanda'nın birden kesik yer. Hadi Belanda konusunda şey diyelim. Takım kurgusu diyelim. Bir şey diyelim. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra Fatih Terim'in ve Belanda ile olan sevinci vardı. Hatta ben o zaman demiştim ki galiba sözleşme uzuyor bu çocuğun diye. Sonra birdenbire enteresan bir şekilde hani takım baskı diye baskı yerken de Aytemiz Anayaspor maçından niçin girmedi diye sorgulamıştık ya Belanda'nın oyunu. Ama sonra işte Erzurum Kasımpaşa maçında bir girdi. Çamurun arasında top sürmeye kalktı. Top kaptırdı. Galatasaray golüyordu. Aynı çevre kontrolsüz vurdum duymazlığı Erzurum Spor maçında da yaptı. Galatasaray bir pozisyon iki pozisyon daha yedi Belanda'nın oyuna katkısı olmamasından sebep. Demek ki artık katkı vermiyor diye düşünüyor Fatih Terim ama birdenbire Sivas Spor maçında sahada olabilir. Ben Luyendama'nın Fegüli'nin Taylan'ın kesinlikle kadroya geri döneceğini düşünüyorum. Evet. Sol bekte de yani sol bekte de değişim olabilir yani. Yani şöyle bir şey yapabilir Fatih Terim. Sol bek Elinesi koyup sağ tarafta DeAndre Edlin oynatabilir. Öyle bir şey de yapabilir. Onu da söyleyelim. Yani Ömer'i çok keser mi emin yani çok %100 ondan emin değilim ama şeyden eminim. Yani Linnes'in bir kere Linnes'in geri döneceğine eminim. Efendim, Fegüli'nin oynayacağına eminim artık. Arda'nın yerine Kerem olabilir. Kerem oynayabilir. Ya bunlar, abi şimdi kabul edelim Arda kötü oynuyor abi 4 haftadır. 4-5 maçtır kötü oynuyor artık yani olmuyor. Getson, bak çok iyi futbol, çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum ama daha olmadı yani, daha olmadı. Olmamış adamı 4-2-4 gibi orta sahada Etobo'nun yanında ikili bırakmamalısın. 4 oyuncu değiştir o zaman, 3 yerine 4 değiştir. Şey al. Eğer bu maçta Taylan oynatırsa Justin'i oynatabilir. Daha bir pasaklı olan oyuncu olduğu için. Ya bir göreceğiz, bakacağız. Yani mesela Emre Kılıç kötü değildi abi çocuk yani. Niye çıktı mesela? Onu çok anlamış değilim. Yani hep Emre Kılıç kesiliyor anladın mı? Yani en zayıf halka hep o gözüküyor. Halbuki Emre Kılıç sessiz sakin işini yapmaya gayret eder. 4-3'ün sol içine kendine eğdiren bir oyuncu haline geldi.
yani oyun hamleler çok kötüydü Galatasaray'ın Ankara Gücü maçında. Bayağı kötü. En az 4 oyuncu değişecek diye düşünüyorum. Evet, Mustafa tabii. Değişikliği hariç. Yani Mustafa değişikliği mecbur zaten. O mecbur. Yani. Yerine Falcao mı oynayacak, Babel mi oynayacak? Öncelikle bir ona bakılacak. Bence Babel oynar abi. Çünkü ya şey tabii Sivas Spor'un savunmasında şimdi Apindangonya'lar falan yok ya. Robin Yalçın falan oynuyor. Bu, hani ona muhakkak Fatih Terim bir rakip analizine göre karar verir. Ben de dediğin gibi Serdar Ali'nin yani ben de bir 4-5 değişiklik bekliyorum. Bu 4-5 değişiklik olumlu mu etki eder? Yoksa Sivas Spor gibi ne olursa olsun dirençli bir takıma karşı farklı mı gider onu bilmiyoruz. Bak Sivas Spor bu kadar eksiği varken Hatay Spor'u belirli bir süre bayağı sükres etti. Bu arada yani Sivas Spor Hatay Spor maçı da yani 17 dakikada 7-8 kere duran bir oyundan bahsediyoruz yani. Hani iyi maç olacak diye oturduğun ekran karşısında karşına şey maçın geçen dakikası kadar duran bir oyunla karşı karşıyasın. Hepsinden birer dakika eklesen 35-40 saniye eklesen zaten maçın yarısı gitmiş oluyor. Çöpe gitmiş oluyor yani. Yine Hatay Spor golden sonra bayağı baskı bir direnç gösterdi hemen golü attı ama Sivas Spor şey olarak toparladı. Fizik kalite olarak toparladı. Avrupa süreci de gittikten sonra tek kulvara indikten sonra. O yüzden Galatasaray bayağı sıkıntılı bir maç bekliyor Galatasaray'ı. Yani bu maçta Luyendam oynarsa Luyendam'a 4. sarı kart cezasını yani cezalı duruma düşebilir. 4. kartı görebilir. Ne olursa olsun Yatabare var. Maçın adamı Taylor Boyd seçildi. Yani dünkü maça göre en azından Hatay Spor maçına göre iyi bir performans gösterdi. Bir şekilde. Max Gradel gibi bir adam var. İşte dünkü maçta maç kadrosunu unuttum şimdi. Kayode'ler var mıydı? Girmiş miydi? Girmemiş miydi? İki gözle izlediğimiz için bazı maçları diğer maça da bakabilmek için orayı kaçırdım. Var yani ve Sivas Spor'un hücum attı. Galatasaraylı savunmacıların seveceği hücum attı değil. Öyle söyleyelim. Zor bir maç bekliyor Galatasaray. Yani Galatasaray Sivas Spor maçına çıkarken maçın favorisi değil. Öyle söyleyeyim. Bence maçın favorisi ama yani 1-0 oynaması lazım Galatasaray. Çünkü Sivas'ın cezalandırabilecek oyuncuları var. Çok var. Evet. Merkezden, Faysal Fahir'den çıkışa kadar. Sivas duran toptan golü bulabilen bir takım. Akan oyunda sürpriz oyuncu sokabilen takım. Kontraya döndüklerinde çok 1-0 öne geçerse eğer Sivas çok çok tehlikeli takım. Evet. Hem Gradel'le hem Boyd'la falan bayağı tehlikeli takım. Galatasaray 1-0 oynar diye düşünüyorum. O zaman da kazanır diye tahmin ediyorum. Benim tahminim 6 biter maç. Ben de onu diyecektim. Sivasspor'un son 9 maçının 7'si de 2.5 alt bitmiş. 5 maçları da kaybetmiyorlar. Yani çok zor gol yiyen de bir takım aslında. Fazla golle geçmiyor maçları. Bir tane ya ben de alt diyorum açıkçası. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda Tuttur'dan 35 TL hediye. Hemen üye ol. Yap bir kupon. Krallar gibi tuttur.